Maçka'nın alt sınırında Beşiktaş'a giderken o her gün önünden geçtiğimiz meşhur beyaz sıra evler. Evet, akaretler sıra evler. Ünlü mimar Sarkis Balyan'ın İstanbul Beşiktaş'taki eseri Osmanlı'nın ilk toplu konut projesiydi. Bu binalar 145 yıl önce yapılmıştı. Trafiğin bu kadar yoğun olduğu, şehrin merkezi noktasındaki bu evler ilk olarak kira konut olarak tasarlanmıştı. Bunlardan elde edilecek gelirle de Aziziye Camii'nin yapılması planlanmıştı. Akaret kelime anlamıyla gelir getiren mülk demek. Osmanlı'nın haliyle Türkiye'nin ilk toplu konutunun bu evler olduğunu kaçınız biliyordu? Akaretler sıra evlerinin bir kısmı 1875 yılında Sultan Abdülaziz döneminde sarayda çalışan muhafızlar ve ağların kalması için bugünkü anlamıyla lojman konutlar olarak yapılıyor. Bir kısmı da Aziziye Camii'ne gelir getirmesi amacıyla o zamanki azınlık yabancı nüfusuna kiraya veriliyordu. Yıl 1912. Atatürk 76 numaralı odada sıra evlerde kalıyordu. Atatürk 76 numaralı odada kalıyordu. Balkan Savaşları'nda Selanik'in düşman işgaline uğramasından sonra Mustafa Kemal, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule ile İstanbul'a göç ettiler. Ve 76 numaralı binayı kiralayarak 1912-1918 yılları arasında akaretlerde oturdular. Hem de bu binada. Atatürk Bandırma vapuruna da buradan çıkıp binmişti. Bina ayrıcalık da bir tarihe sahip. Ayrıcalığı ise Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın savaş yıllarında kızıyla birlikte 1,5 yıl burada yaşamış olmasından kaynaklanıyor. Fırsat buldukça annesini bu binada ziyaret eden Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Anadolu'ya geçmeden bir gün önce de burada kalmış ve 15 Mayıs 1919 sabahı buradan çıkarak Tophane'de kendisini bekleyen Bandırma vapuruna binmiş ve Samsun'a hareket etmişti. Sanatçılar ve devlet çalışanları da burada kalıyordu. Şu anki Double Hotel'in girişi olan bölüm, 2. Abdülhamit tarafından dönemin saray ressamı Fausto Zonara'ya tahsis edilmişti. Zonara, dünya literatürüne girmiş, birçok tablosunu da burada yapmıştı. Daha yakın tarihlere gelecek olursak, 1980 döneminden sonra akaretler sıra evleri daha çok personel için lojman olarak kullanılmıştı. 1987 yılına gelindiğinde ise Net Holding tarafından yap, işlet, devret modeliyle 49 yıllığına kiralanınca ilk kez restorasyonu gündeme gelmişti. Ve biliyorsunuz ki Nişantaşı'ndan sonra eğlencenin ikinci merkezi haline geldi akaretler. Bugün akaretler İstanbulluların eğlence ve sanat yaşamında oldukça büyük bir öneme sahip. Yeni onarımıyla birlikte akaretler sıra evlerde farklı büyüklükte 56 rezidans, toplam 11 metrekarede 34 mağaza, 6 kafe restoran ve ünlü otel zinciri Double Hotel bulunuyor. Nişantaşı'ndan sonra İstanbul'un ikinci moda merkezi haline geldi bile.